Merhaba. Damra'nın son kitabı Başlangıç eşliğinde yaptığımız İspanya gezimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Burada biraz Madrid'de geziyor olacağız. Hikayenin Madrid'de gezen yerlerini e, geziyor olacağız. Evet, Madrid İspanya'nın tam ortasındaki bir şehir. E, Kraliyet Sarayı'nın e, yer aldığı şehir. Hatırlarsanız romanda kraliyet mensupları işte Prens Julian falan geçiyordu. İşte onların şu anda mekanını geziyor olacağız. Bakın şu anda geldiğimiz yer Almudena Katedrali. E, Kardinal Valdespino'nun mekanı. i̇şte o katedral bu. Bakın katedralin fotoğraflarını görmektesiniz. fotoğraflarda tabii görüntü biraz daha canlı. Katedralin hemen karşısında da dikkat ediyorsanız Kraliyet Sarayı bulunmakta. Şöyle bir etrafına bakalım önce bir. Bakın saray kompleksi tam katedralin karşısında. Büyük bir avlu ve bir iç avludan oluşan devasa bir saray. Bu sarayın işte dıştaki görüntüleri. Gerçekten büyük bir kompleks olduğunu görüyorsunuz. Ha, hatırlarsanız e, bir komutan e, Garcia vardı. O bir tutuklu tutulmuştu. Savaş malzemelerinin bulunduğu bir odada. İşte o odada bu oda. Evet. Şimdi saraydan çıkıyoruz. Sizi ilginç bir yere götüreceğim. Şu gördüğünüz bina Reina Sofia Modern Sanat Müzesi. Hatırlarsanız e, kahramanımız Ambre ile Julia'nın Prens Julia'nın karşılaştıkları yer, gezdikleri park, gezdikleri sokakları görüyorsunuz. Şeyde adı geçen hikayede adı geçen. Bakın şu arkadaki yol işte. Burası Opel marka arabayla M505 karayoluyla Prens'i bir e, götür, Valdespino'nun götürdüğü yol. Bu yolun ucuna gitmeden önce şu aradaki bir yeri size göstermek istiyorum. İşte burası hasta kralın kaldığı. Ee, Zarzuela Sarayı. İşte bu sarayın e, fotoğrafsal görüntüsü de bu. İçeriden e, görüntüsünü de sol altta görmektesiniz. Şimdi Valdez Pino'nun e, prensi götürdüğü Casita del Principe'ye doğru gidiyoruz. M505 karayoluydu hatırladım. İşte bakın hikayede e, adı geçiyordu ya demir yolun üzerinden geçip ağaçlıklı bir yoldan araçta gidiyorlardı. İşte orası burası. Bakın ağaçların arasında bir bina kompleksi görüyorsunuz. Saraya göre nispeten çok küçük. İşte o bina burası. Casita Del Principe. El Escorial bahçesinin içerisinde. Bakın arka bahçesini görüyorsunuz şu anda. Buranın ve hemen bunun da arkasında. Meşhur El Escorial kompleksi. Yani hem kraliyet mezarlarının bulunduğu, hem kilisenin bulunduğu, hem kütüphanenin bulunduğu kompleks. İşte bakacak olursanız işte fotoğrafı bu. Gerçekten görkemli bir bina. Bu binanın içi bakın sol üst köşede hani kral mezarlarının olduğu sekizgen bir odadan bahsediliyordu. İşte o oda burası. eee işte kompleksin içindeki diğer e, mezarları görmektesiniz. Burası da bahsedilen işte prenslerin mezarlarının olduğu oda diye düşünüyorum. Bakın sol üst köşedeki resim hani 30 yıl bekletilen cesetler vardı ya, e, prens Süleyman'ın annesi bekletilmişti. Zannedersem o orada da burası. Evet, şimdi e, hemen şurada gördüğünüz da aslında e, Abantos Dağı ve hemen karşısındaki dağ da Karmel Dağı. Bakın şu gördüğünüz tepede 150 metrelik haçın bulunduğu diktatör Franco'nun mezarının e, bulunduğu mozolesinin olduğu yer. Bakın işte bu planı. O tepenin e, ön ve arkasında e, işte giriş alanları yapılmış. Bakın alttaki kısımda hemen haçın altında bir kubbe görüyorsunuz ve o kubbeye giden geniş bir galeri görmektesiniz. İşte şimdi onları göreceğiz. Bakın bu 150 metre büyüklüğündeki haç. E, büyük resim e, bu alanlardan birini gösterirken sol üstteki küçük resimde e, önündeki diğer arka tarafındaki diğer alanı gösteriyor. Bakın hemen büyük resmin giriş kapısının üstündeki piyatayı görüyorsunuz. Piyata'nın ne olduğunu da araştırdım. İşte e, Hz. Meryem'in e, İsa Peygamber'i kucağında tuttuğu heykeli piyata deniyormuş. Evet şimdi gelin içeri girelim. Bakın o büyük galeri. Galerinin hemen ucundaki alan burası ki sol üst köşedeki fotoğrafa biraz daha detaylı bakacak olursanız Kral Baba'nın işte, tekerlikli sandalyeyle e, durduğu e, cep kısmını da görmektesiniz. Sağ üst tarafta da işte o kubbeyi görüyorsunuz. Kubbenin iç kısmı burası yani tavan e, süslemesi bu. Kubbenin altı da hemen sağ altta gözükmekte. Bakın orada Francisco Franco'nun mezarı da bulunuyor. Hatta sol üst fotoğrafa baktığınızdaki o gördüğünüz beyaz okla işaretli benekte de aslında sağ alt fotoğrafta gördüğünüz Franco'nun ile aynı yer. Evet, burası kitapta geçen şehitler vadisi. Ee, İki dağ arasında, bu dağlardan bir tanesi El Escorial'ın hemen yamacında bulunduğu Abantos Dağı, diğeri de Carmel Dağı. Evet, Madrid gezimizi de burada tamamlamış bulunuyoruz. Hikayenin sonunun geçtiği bir sonraki Barcelona videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.